Merhaba, konuğumuz Data Eva'dan Sayın Ömer Kaymaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Sizi ve Data Eva'yı yakından tanımak isteriz. Data Eva nasıl ortaya çıktı? Data Eva olarak müşterilerinize ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Bunları merak ediyoruz. Data Eva yaklaşık 2 sene önce ortaya çıkan bir teknoloji alanındaki bir girişim şirketi. Bir Microsoft resmi partneriyiz. Bu anlamda Microsoft'un işte Dynamics 365 ve iş zekası alanında hizmet vermeye çalışan bir danışman şirket. Bu anlamda Microsoft'un işte sunduğu Dynamics 365 dünyası ve Azure dünyasındaki birçok ürünle müşterimize hizmet vermeye çalışan bir şirketiz. Lojistik, işte savunma sistemleri gibi, perakende, turizm sektöründe birçok müşterimize biz bu anlamda hizmet veriyoruz. Hem yazılımsal anlamda ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz, hem de yazılımsal olarak süreçle ilgili ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Evet. Peki Data Eva nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir eksik hissettiniz sektörde? Şimdi şöyle, bizim şahsi olarak zaten 10 yıllık bir CRM geçmişimiz var. Microsoft teknolojiyle ilgileniyoruz yıllardır. Sadece CRM yapan ya da sadece iş zekası alanında hizmet veren firmalar var. Ama maalesef hem CRM hem iş zekasını beraber veren firma çok az piyasada. Evet. Biz de bu ikisini birbirinden kopmaması gereken iki teknolojiyi birleştirerek müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Aslında ihtiyaç buradan doğuyor. Evet. Söylemiş olduğunuz gibi hizmetlerinizin arasında CRM var. CRM nedir ve ne tür ihtiyaçları karşılıyor? Çünkü şirketlerde çok önemli bir noktada bu CRM. Evet. Şimdi şöyle, aslında CRM kavramı çok eski bir kavram. Yani çok geçmişi uzun yıllara dayanan bir kavram. Şimdi Microsoft partner olduğumuz için biz Microsoft'un Dynamics 365 CRM dedikleri, aslında CRM'den çok artık Microsoft son birkaç yıldır CRM kavramı yerine Customer Engagement dediği müşteri yönetimi altında birçok teknolojiyi sunuyor. Biz de CRM'le, yani bu Customer Engagement dediğimiz ürünle beraber müşterilerimizin, tabiri caizse firmaların, yani kullandıkları verileri daha düzenli bir şekilde tutulmasını sağlıyoruz. Yani müşterilerin bir firma için müşteri aydanından başlayıp satış sonrası servis noktasına kadar birçok verinin tutulduğu, tabiri caizse ayak izlerinin tutulduğu bir platform CRM. Yani burada CRM sayesinde müşterilerimiz kendi müşterilerini, ayak izlerini takip ediyor ve alınması gereken aksiyonları ise bu CRM sayesinde alıyor. Evet. Peki iş zekası danışmanlığı da vermektesiniz. İşte firmalar ne zaman iş zekası danışmanlığı alıyor? Yani hangi ihtiyaçları karşılamak için iş zekası alanında danışmanlık verilmekte? Şimdi şirketimizin isminden de anlaşıldığı gibi biz aslında asıl işimiz data, yani veri. Biz verilerle ilgili alınması gereken, işte yürütmemiz gereken bütün aksiyonları almaya çalışan bir şirketiz. İş zekası da aslında firmaların kendi içinde tuttuğu verilerin daha anlamlı, daha düzenli, daha sonrasında raporlanabilir, kullanabilecek bir hale getirmek için aslında iş zekası gibi bir platforma ihtiyaç duyuluyor. İş zekası altında işte veri madenciliği var, veri analitiği var. Yani birçok böyle veriyle ilgili işlevsel süreçleri kapsayan bir aslında platform iş zekası, genel bir kavram. Biz de Microsoft'un Azure iş zekası, modern iş zekasını kullanarak müşterilerimize işte iş zekası Azure üzerinde Data Factory gibi, işte Azure veri tabanı gibi, business yani intelligence dediğimiz, yani iş zekası ürünlerinin birçoğunu aslında kullanarak biz müşterilerimize işin sonunda raporlama süreçlerini sunuyoruz. Raporlar çıkarıyoruz. Bunları da Power BI sayesinde yapıyoruz. Evet. Peki bu hizmetiniz, yani Power Platform, bu konuda da biraz detay bilgi bize aktarabilir misiniz? Ya en başta hani şirketimizin kuruluş nedenleri arasında aslında olması gereken şeyi söylediğimizde
iş zekası ve CRM'in birbirinden kopmaz iki teknoloji olduğunu söyledik. Microsoft Dynamics 365 dünyası altında aslında birçok ürün çıkardı. Bunlarla ilişkili olarak da aynı zamanda işte Office 65, Azure, şimdi de Power Platform diye bir teknoloji çıkardı. Bu Power Platform teknolojisi aslında low code dediği, yani az kod ya da hiç kod yazmadan veri analitiği uygulamalarını, işte iş analitiği iş uygulamalarını, iş akışlı uygulamaların hepsinin araştırının toplandığı bir platform. Yani burada kullanıcılar power user dediğimiz teknoloji az da olsa anlayan kullanıcıların yani bir yazılımsal ihtiyacı duymadan sürükle bıraklarla kendi uygulamalarını geliştirebilmesi, Power App sayesinde mesela içinde Visual Agent var, chatbotlarını yazabilmesi, Power BI var, yeni sürükle bıraklarla kendi raporlarını üretebilmesi, bir de Power Automate dedikleri bu Power Platform altında iş akışlarını hazırlıkları bir teknoloji. Biz bu anlamda hem müşterilerimize eğitim veriyoruz, hem de bu ihtiyaçları yazılımsal olarak gidermeye çalışıyoruz. Evet. Peki Data Eva olarak ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? Kendinize nasıl bir vizyon çiziyorsunuz? Yani şirket olarak bizim aslında çizdiğimiz hedef şu. Data dediğimiz biliyorsunuz son yıllarda data daha da verimli hale gelmeye başladı. Daha anlamlı hale gelmeye başladı. Daha değerli olmaya başladı. Herkes datayı konuşmaya başlıyor. Aslında şirketlerin değeri elindeki bulunduğu datadan kaynaklı. Datadan bellidir. Yani bir şirkete değer katmanız için elinde bulunduğu data ne kadar değerliyse, ne kadar kıymetliyse aslında bu şirket o kadar değerlidir. Siz de bilirsiniz ki mesela WhatsApp elinde aslında milyonlarca, milyarlarca telefon bilgisi barındırıyor. Ama ne kadar güçlü, ne kadar aslında hakim bir, ya yazılım dünyasına hakim, teknoloji dünyasına hakim bir uygulama değil mi? Burada da biz de verinin, işte datanın değerini bildiğimiz için bu anlamda mesela şirket olarak CDP dediğimiz Customer Data Platform gibi bir ürün çıkarma gibi hedefimiz var. Burada amacımız aslında bütün kaynaklardan verileri alarak tek bir platform altında toplamak ve son kullanıcıların da sürükle bıraklarla işte istediği kitleyi oluşturması ve bu kitle sayesinde de istediği platformlar sayesinde yani SMS, mail ya da notification'larla, araçlarıyla müşterileri bilgilendirme, kampanya olur, başka bir şeyler olur. Bizim amacımız veri anlamında Big Data dünyasının büyüdüğü, yani daha da anlamlı hale geldiği bu dünyada bu çözümlerimiz sayesinde teknoloji dünyasında bir platform, yani bir şirket haline getirmek ve globalde de bu anlamda ismimizi duyurmak istiyoruz. Evet. Peki girişimci olmak isteyen ve yazılım alanında ilerlemek isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Aslında tavsiyeden çok, artık tavsiye veren çok maalesef. Bu anlamda aslında yaşadıklarımız ya da geçmişte geçirdiğimiz tecrübeler aslında şunu gösteriyor. Çok çalışmak, doğru teknolojiyi seçmek, doğru noktayı seçmek. Aslında girişim yapmaktan korkmasınlar. Çünkü girişimci adam aslında kaybederek kazanıyor. Çünkü denemekte hiçbir zararı yok. Biliyoruz ki bugün Google gibi işte büyük firmaların her yıl yeni teknoloji çıkarıp birkaç yıl sonra o teknolojileri kapattığını, sildiğini, kaldırdığını duyuyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Girişmekten, bir şeyleri denemekten korkmayan bir şirket haline gelmemiz lazım, kişiler haline gelmemiz lazım. O yüzden denemekten bence kaçmamalıyız. Başarısızlık aslında kaybetmek değil, başarısızlık aslında bir tecrübe. Bu tecrübe sayesinde de insanlar bir sonraki attığı adımı dikkatli atmaya çalışıyor. O anlamda biz yaklaşık 2 sene önce kurulduğumuzda aslında hiçbir şey yokken kurulduk. Kendi tabiri caizse emeğimizle, işte kullandığımız teknolojiye güvenerek, kendi tecrübemize güvenerek aslında yola çıktık. Evet. Peki. Türkiye'de yazılım ve teknoloji için geleceği nasıl görüyorsunuz? Aslında bütün olumsuzluklara rağmen ben geleceğin parlak olduğunu görüyorum. Çünkü savunma sistemleri anlamında mesela Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. Hatta bazı teknoloji şirketlerinin, yazılım şirketlerinin unicorn olduğu, yani 1 milyar doların üzerinde değer biçtildiği şirketler çıkmaya başladı. Bu da aslında
bizim gibi daha yeni kurulmuş ya da girişimcilere bir umut vaat ediyor. Bu anlamda ben Türkiye'nin çok iyi bir yere geleceğini, bu anlamda teknoloji anlamında çok iyi yazılım şirketleri çıkacağına inanan biriyim. Bu anlamda da son yıllarda pandemi süreciyle beraber aslında Türkiye'de girişimci sayısının ve girişimci şirketlerin arttığını görüyoruz. Bu da aslında ümit var olduğumuzu gösteriyor ve Türkiye'nin yıllar sonra çok iyi bir noktada temsil edebileceğine inanıyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun konuk ettiğiniz için. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Sayın Ömer Kaymaz konuğumuz oldu. Hoşçakalın.